Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için yeni bir kablosuz kulaklık incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Jabra Elite 4 modeli. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor? Jabra aslında son yıllarda Türkiye pazarına giren ve oldukça da beğenilen bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü fiyat performans bazında aynı zamanda üst segment modellerle tatmin edici performansıyla bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Ve artık Jabra'nın Türkiye pazarındaki yelpazesinde bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Jabra Elite 4 modeli de ses kalitesi tarafında biraz daha üst düzey bir performans sergilemeyi amaçlayan bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım olarak hem minimal bir anlayışla geliyorken şu kadarcık küçük bir kulaklığa da üstün ses teknolojisini sığdırmayı başarıyorlar arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise teknik özelliklerle devam edelim arkadaşlar. İlk olarak kutu içeriğinden bahsedeceğim. Kutu içeriğinde bir tane şarj etme kablosu yer alıyor. Tip A'dan tip C'ye şeklinde kısa bir kablo yer alıyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra kulak silikonları da yine karşımıza çıkıyor içerisindeki kutudan. Kulaklık kutusunu incelediğimiz zaman ise ön tarafında bir Jabra yazısı, alt tarafında bir bilgilendirme LED'i bulunuyor arkadaşlar. Yani bu beyaz yandığı zaman eşleştirme modu açık oluyor ya da şarj ederken kırmızı ise pili düşük veya yeşil ise şarjı doldu anlamına geliyor. Aynı zamanda arka tarafında bir Type-C girişi yer alıyor arkadaşlar. Kulaklığın kutusunu açtığımız zaman direkt karşımıza kulaklıklar çıkıyor. Ve mıknatıslı yapısı sayesinde de geri bıraktığınızda kolay bir şekilde yerleştirilebiliyor arkadaşlar. Kulaklıkları elime aldığım zaman üzerinde farklı renkler yandığını şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Bu da eşleştirme modunda olduğu anlamına geliyor. İkisi de aynı anda mavi yanıp söndüğünde eşleştirilmeye hazır olduğu da anlamına geliyor arkadaşlar. Daha sonrasında ise bağlandığında bu ışıklar sönüyor. Yani aslında piyasada AliExpress gibi Çin alışveriş sitelerinde satılan RGB aydınlatmaya sahip o komik kulaklıklarla karşılaştırmamak gerek. Çünkü o kulakları taktığımız zaman kullanım esnasında bile sanki polistireni gibi kırmızı mavi yanmaya devam ediyor. Ama bunda aslında öyle bir şey yok. Tamamen eşleştirme ile alakalı. Bunun da sizlere bilgisini sunalım arkadaşlar. Şöyle bir de kulaklığı kulağıma takayım. Kulaklığı taktığım zaman adeta kulağımı direkt kapsıyor. Hatta aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip olduğu için şu anda kendi sesimi dahi duymakta zorlanıyorum arkadaşlar. Şu anda mesela bir cihazla eşleştirilmediğinde bir ses çıkar. Evet, kulaklığı çıkardığım zaman kendimi tekrardan duymaya başladım. Tasarım olarak değerlendirdiğimiz zaman genel olarak cebe sığan, ince ve hafif bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bu kulaklık bize nasıl bir performans sunuyor? Dilerseniz teknik özelliklere geçelim. Teknik özellikler tarafına baktığımız zaman Bluetooth 5.2 sürümünü desteklediğini görmekteyiz arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine kulaklık üzerinden kontroller de mümkün. 6 mm'lik sürücü ile gelen modelin 10 metrelik bir kullanım mesafesi yer alıyor. 7 saat bir kullanım süresi ve 1800 saatlik bekleme süresi vaat ediyor arkadaşlar. Şarj etme süresi ise 210 dakika. Android, iOS ve Windows platformlarını desteklediğinde belirtelim arkadaşlar. Ağırlıklar tarafına geleceğim arkadaşlar. 9.2 gram her bir kulaklığın ağırlığı. Şarj kutusunun ağırlığı ise 33.4 gram arkadaşlar. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimine. Kulaklığı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve ilk kullandığım günden itibaren anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. İlk olarak kulaklıkta bir eşleştirme tuşu aradım. Yani dedim ki bu kulaklığın eşleştirilebilir bir hale gelmesi için ne yapmam lazım? Direkt kulaklığı açtığım zaman zaten eşleştirilebilir hale geldi. Yani hızlı bir şekilde eşleştirilebilen bir yapıya, bir teknolojiye sahip olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Kulaklığı kulağıma taktığım zaman tam olarak kulağımı çevrelediğini hissettim. Yani kulak deliğimi tamamen kapattığını hissettim. Aslında kulaklıkta aktif gürültü engelleyici özelliği bulunuyor ama ben o özelliği kapattığımda bile dışarıdaki seslerden arınabiliyorum. Çünkü kulağımı tam olarak sonuna kadar tıkayabiliyor. Yani kapatabiliyor arkadaşlar. Ama bunun yanı sıra aktif gürültü engelleyici özelliği de eklendiği zaman mükemmel bir hissiyata sahip olduğunu söyleyebilirim. Benim aslında bu konuda en çok merak ettiğim şey otobüs yolculuklarıydı. Çünkü ben yaklaşık 1,5 saat, günde 1,5-2 saat otobüs yolculuğu yapıyorum arkadaşlar. Ve otobüsteki o dip sesi, o uğultu sesi bilirsiniz arkadaşlar. En çok metrobüs ve otobüste bu seslerden rahatsız oluyordum. Ama aktif gürültü engelleyici bu sesleri oldukça kesiyor arkadaşlar. Bir de üzerine müzik açarsanız dış dünyadan tamamen kopuyorsunuz. O yüzden aktif gürültü engelleyici özelliğinin olması benim en beğendiğim özelliklerden biri oldu. Aynı zamanda kulaklıkların üzerinde 4 tane mikrofon bulunuyor. Bu da telefonla görüşürken dışarıya diğer gürültülerin engellenmesinde ve sizin sesinizin net bir şekilde gitmesinde önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Çünkü genellikle tomurcuk adı verilen bu küçük kulaklıklarda mikrofon performansı tam da beklentileri karşılamayabiliyor. Çünkü saplı kulaklıklarda uç taraf
tarafta olduğu için mikrofon sizin sesinizi net bir şekilde alabiliyor. Ama tomurcuklarda arka tarafta kaldığı için mikrofonlar beklentiyi genellikle karşılamayabiliyor. Ama Jabra Elite 4 modelinde bunu yaşamadım. Yani çok gürültülü ortamlarda tabii ki her ne kadar üzerinde 4 tane mikrofon olsa bile gürültüyü kesme konusunda bazı konularda başarısız olduğunu biliyoruz. Ama zaten o kadar gürültüde hiçbir kulaklık başarılı olmaz. Yani normal seslerde tramvayda, metroda, otobüste gidiyorken karşınızdaki kişi sizi net bir şekilde anlıyor. Bu yüzden mikrofon performansının tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra biraz da dizi film serüvenimden bahsedeyim. Her akşam bir dizi izliyorum. Yani izlediğim sitcomlardan, 20-30 dakikalık sitcomlardan kulaklığı da test etmek amacıyla açtığım oluyor. İlk olarak Bluetooth 5.2 sürümüne sahip olduğu için düşük gecikme sunuyor arkadaşlar. Bu yüzden bu teknolojinin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ses kalitesi de beni oldukça tatmin etti. Müzik kısmında bakacak olursam özellikle her türlü enstrümanın olduğu bir orkestra müziği dinlediğimde bütün enstrümanları ayırt edebilecek kadar net bir ses alabiliyorum. Farklı platformlarda da denediğim oldu arkadaşlar. Örneğin flak uzantısında çaldım veya YouTube Müzik, Spotify, bunların hepsini tek tek denediğimde kaliteli müziğe erişebildiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Oyunda oynayabildiğim düşük gecikme olduğu için bu yüzden genel olarak fiyatına baz alarak baktığımız zaman performansının başarılı olduğunu söyleyebiliriz Jabra Elite 4 modelinin. Eksileri yok mu? Tabii ki de eksileri var arkadaşlar. Örneğin bu menteşe yapısı sanki pek de uzun ömürlü olmayacakmış gibi geliyor bana. Yani şu kulaklığı kapatıp açarken, yani şu case'i kapatıp açtığımda bu kadar hızlı bir şekilde çarpması aslında gelecekte menteşeye zarar vereceği anlamına geliyor. Yani şu anda elimle sağa sola oynattığım zaman bu arka taraftaki menteşelerin oynadığını görüyorum. Yani bu kullanılabilirlik açısından ne kadar daha sağlıklı olur, uzun ömürlü olur mu, burası tartışılır. Çünkü bir zaman sonra burada boşluklar daha da fazla hale geliyor ki yaklaşık bir haftadır kullanmama rağmen şu anda elimle salladığımda bile bu kulaklığın kutusunda ufak bir oynama geliyor. Yani siz kutusu da sağlam bir kulaklık arıyorsanız bir haftalık kullanımda dahi burada bir boşluk olduğunu ve kutusunun uzun ömürlü olamayabileceğini söyleyebilirim. Ama diyorsanız ki ben kutusunu bir kılıfla kullanıyorum, yani kutusunun sağlam olup olmaması benim için önemli değil, ben ses kalitesine bakarım diyorsanız o zaman işler değişir. Yani tamamen sizin bir kulaklıkta ne aradığınıza bağlı arkadaşlar. Gelelim üzerindeki kontrolcülere. Üzerinde dokunmatik bir tuş bulunmuyor. Yani basmatik dediğimiz, üzerine basarak hem aktif gürültü engelleyiciyi kapatıp açma konusunda, arama yapma konusunda bu basmatik tuşlardan destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin basılı tuttuğunuzda ANC özelliği açılıyorken tekrardan basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Ya da bir arama yapmak için, müziği ileri geri almak için yine bu tuşlardan yararlanabiliyorsunuz. Arama yaparken aramaya cevap vermek ve aramayı sonlandırmak için de yine bu tuşları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kulaklıktaki tuşların işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Hatta bana kalırsa aslında basmatik olması daha iyi. Neden diye soracak olursanız, dokunmatik kontroller yukarı aşağı kaydırdığınız zaman sizin kulağınızdaki kulaklığın yönünü değiştirebiliyor. Yani bir aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip daha önceden kullandığım bir kulaklıktan yola çıkarak bu açıklamayı size yapacağım. Kendi kulaklığım saplı bir kulaklık arkadaşlar ve ANC özelliği bulunuyor. Ben kulaklığımda ses açma kısma tuşuna basarken, yani sesi yukarı doğru kaydırırken kulaklık hafif yukarı kaydığı için kulağım içeriden hava alıyor ve dışarıdaki gürültüleri almaya başlıyor. Bu da ANC özelliğinin başarısız hale gelmesine neden oluyor arkadaşlar. Ama şimdi basmatik bir tuş olsaydı, yani üzerine bastırsaydım pek de aslında kulağımda bir zarar olmayacaktı ya da bir gürültüyü almayacaktı. Bu yüzden üzerine basılan tuşların bana göre bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Yani dokunmatik tercih edenler de olacaktır arkadaşlar. Ama bence basmatik olması bir tık daha iyi olmuş. Evet, incelememizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Jabra Elite 4 modeli şu anda farklı sitelere bağlı olarak 1500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Artısıyla eksisiyle sizlere bahsettik. Yani kutusunun malzeme kalitesi pek de iyi değil. Ama onun dışında ses kalitesi ve ses teknolojisi tarafında benden iyi bir not aldığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra eğer ürün hakkında kafanıza takılan bir soru işareti varsa bizlere yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. 1500 TL aslında piyasadaki kablosuz kulaklıklara baktığımız zaman hemen hemen aynı fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aktif gürültü engelleyici özelliğini seçtiğimiz zaman fiyatlar direkt bu seviyelere çıkıyor. Fiyat araştırmasını da yaptık. Dönem dönem daha da düşmüş, yükseldiği de olmuş. Bu yüzden Jabra Elite 4 modelini internette araştırarak yine daha güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.